Merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün ayın 19'u. Dolar ve altın gümüşte hafta sonuna girdiğimiz için çok yorumlanabilecek bir şey yok. Faiz artırımını biliyorsunuz, herkes bunun farkında. Faiz artırımının dolara bir miktar etkisi oldu. Bir miktar ama. Yani o istenilen düzeyi bir türlü yakalayamıyor. Merkez Bankası da yakalayamıyor. Yani faizle bile artık dolar uslanmıyor diye düşünüyorum. Altının onsunda özellikle büyük çıkışlar ben bekliyorum. Çünkü Amerika'dan gelen haberler, Biden'ın bu vergiyi arttırma isteği ve bununla ilgili planlamaları yapmana doların altının oldukça artacağı yönünde söylentiler var. Şimdi kafamı bunlarla meşgul etmek istemiyorum. Şu an yaptığım işe odaklanmak istiyorum. Gerçek hesaplayayım ve 11 bin dolar burada hesabım var ve artı bununla beraber işte deneme hesabımız da var. Buradan para kazanabiliyor muyuz? Kazanabiliriz umarım. Bunun için açtık şu an bunu. Yaptığım işi ve işlemleri göstereceğim. İki tane SEMA 4 ve 60 açıyorum. Buradan açılıyordu. 4 ve 60. Bir tane 4, bir tane 60. Farklı renklerde. Bir de RSI. Şu alttaki RSI oluyor. Şuraya tıkladığımız zaman. Buna Mehdi de açabilirsiniz. Ekstra isterseniz eğer. Açmaya da bilirsiniz. Ve yöntem şuydu, işte şuradaki bakın, 4.60 yukarı doğru kestiğinde RSI da 50 çizgisinden yukarı geçtiğinde buna birer dakikalık yatırımlar yapıyorduk. Bu da zaten onayı vermiş, yani bakın yeşil kırmızıyı kesmiş vaziyette. Düşüş tarafı da tam tersi. Biraz güçlü güçlü gireceğim ki gözünüze gelsin. Yüzde çok olur ya, video için hani kendimizi parçalayacağız ama bir de bunun zarar etme riski var. Anlattığım şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Ancak isteyenler kendileri istiyorlarsa bir demo hizmeti alıp bunu bir deneyebilirler. Ve sonucunu görmek isteyebilirler. Bir tanesini açtım bile. Çünkü burada 4.60 yukarı doğru kesti. RSI yukarı doğru geçiyor. Elinin yukarısından yani hareket etmekte. Mehdi tam al vermemiş ama Mehdi'yi zaten bir onaylayıcı olarak kullanıyorum sadece. 11.450-460 gibi başladık. Biz bu şeyi açtık mı acaba ya? Açmışız, bakın şurada gözüküyor. Bu yöntem gayet işe yaramakta. 11.460 ile açtık. Olayı da biraz büyütüyorum bakın. Sizin için. Kendim denemediğim ve kendim yatırım yapmadığım hiçbir şeyi önermiyorum. Bu yöntemleri de mutlaka denemişimdir zamanda ki. Ulan 5 dakikalık mı açmışsınız? Allah bizi bildiği gibi etsin ya. Sizle konuşayım derken. Şimdi 1 dakikalık bir tane açmış olduk. 1 dakikalık yatırım yapacağız. Şurayı açmayı unutmayın. Burası da 1 dakikada duracak. Bunu kaybederse 5 dakikadan kaybederiz. Yani 5 dakikalık açmıyoruz normalde. Birer dakikalık açıyoruz. Şunu açmış olduk ama tam da yerinden açamadık ama yine de iyi geliyor. Tabii bu yöntem hepsi %100 illa sana kazandıracak, parayı vuracaksın gibi şeklinde düşünmeyin. İkili opsiyonlarda Türkiye'de tek kaldım. Ben zaten tektim en baştan beri. Şu anda da tek ben yürütüyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu platformlar açılıyor. Diğer platformlarda da yatırımlar yapıyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Bu da benim yaptığım bir iş. Kısa vade işlemlerini yapıyorum. Çok seviyorum. Yıllardır kısa vadeciyim zaten. Kısa vadeden kastım 1 dakikalık yatırımlar. Bu 5 dakikalık da olabilir tabii ki. Gelmiş gibi gözüküyor. Sonuç verdiğini de görüyorsunuz. Arkadaşlar. 11.460 da başladık. Daha hala içeride 50 dolarımız var ama parayı yatırmış olduk. Şimdi bu bir ufak bir düzeltme yapabilir. Bir şu mumun bitmesini bir bekliyorum. 9, 8, 20 mum nereden açacak bakalım. Halen piyasa koşulları kendini koruyor. Yöntem kendini koruyor. Bakın şu düzeltmeyi yapabilir şimdi.
Birkaç böyle mum çıktıktan sonra bir düzeltme yapabilir ama yapmayabilir, çıkabilir. Bir tur beklenebilir diye düşünüyorum. Bu açtığımız, diğer açtığımız tabii kimisi hani bu bakıp buradan 2 dakikalık, 3 dakikalık yatırım da yapıyor. Ben birer dakikalık ucuca ekleyerek yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. 27-25 saniye var. Era Sayan şöyle kafasına bir göz atıyorum. Aşağı doğru dönüyorum. Elinin altına gelmemeli ve yaklaşmamalı diyorum. Elinin üstünde kalmalı. Mümkünse kafasını yukarı dikmeli. Mehdi halen al vermekte. Bir tur daha deneyeceğim. Şimdi epey bir mum aşağı indi. Şimdi yukarı doğru bir geçiş yapabilir. Çünkü şöyle açalım. Düzeltmesine yaptı. Düzeltme fena halde yapıyor düzeltmesine. Şu an Erasay, bakın kafasını dikkat etmek lazım geldiğini söylemiştim. Aşağı doğru yaklaşmakta. Yaklaşmakta. Bu da bizim için tehlike arz etti. Tabi diğer 5 dakikalık yatırımı maalesef fazla açtık onu. Ama yine de gelebilir. Bakın hala üstündeyim orada. Son anda geldi. Görüyorsunuz. Diğeri de kapatmasına bir 27 saniye falan var. Erasay'ın kafasına burada dikkat ediyorum. Ve mümkünse şu sarı 4.60'a çok fazla yaklaşmamalı. Çok sıkıntı duyduğuma da çift değiştiriyorum. Bakın son anda bu 5 dakikalık yatırımın şeyi bu. Maalesef 5 dakikalık girdiğim için onu kontrol edemedim. Ama yine de kârdayız. Görüyorsunuz. Şimdi bu bana biraz sıktıysa eğer, başka çiftlerimiz var. Oralara doğru bir yönlenebiliriz. Euro kata bakıyoruz. Şimdi burası 60'ın 50'nin altına iniyor. Ama 4.60'tan henüz uzak. Buna bir tane de ara bir SMA atabilirsiniz. Yani 4 mesela 60 gelip gelmediğini hani biraz daha uygun kontrol etmek için bir de buna mesela şöyle bunda rengini başka bir tür yapalım tabii ki ne olsun şu olabilir mi ama renk ötekiyle karışacak şu olabilir diyelim ve bunu da 30 yapalım. 4.30'u keste gayet iyi bir yerde. 60'ı da keserse çok daha güçlü bir şekilde bize bir yön vermiş olacak. Yoksa Erasa ile Mehdi'nin durumu tamam. Bunu bekletmek istemiyorum sizi. Şöyle bir gidiyorum. 50 yukarı doğru hareketlenmek üzere. Burada da 4 çizgisi henüz ne 30'u ne de 60'a doğru bir yönlenmesi söz konusu. Takip ederek güzel neticelere varılabilir. Şurası gayet iyi gözüküyor. 200 dolarlık açtım. Mehdi biraz geriden geliyor. Al vermek üzere. Erasay 50'nin üstüne çıkmış. 4 normalde 60'ı kesmese yeterli. Ama ben oraya bir de 30'u koydum. Daha garanti olsun diye.
kadar inişten sonra bir düzeltme yapacaktır. Şimdi onu göreceğiz. Bu yaptığım işte bu kademeli alıma benzetiyorum. Hani bu bazen diyorlar ya kademeli alın, kademeli alım yapın falan filan diyerekten. İnerken belli kademelerde alıyorum. Hepsini bir yere toplamıyorum. Bunun da mantığı bu. Bunu birer dolarlarda da yapılabilir, yapabilirsiniz tabii ki siz. Oldukça fazla şu an indi. Şu kafamı karıştır, şunu bir kapatayım. Şu an aşağı doğru gidecekmiş gibi gözüküyor sanki. Evet, şu an 600 dolar içeride ve sıkıntı oldu bayağı. Dönüşüm yerine denk geldik. Bu 460 aşağı doğru kesebilir. Videonun sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bunu çıkarmak için tabii her şeyi yapacağım. Parayı da büyütebilirim ve karlı bir orandan çıkacağıma emin olabilirsiniz. Bir yol kazası yapmış olduk. Mümkün olan en yüksek miktarda ayrılacağım buradan. Bunu bu videonun sonunda göreceksiniz. Burada sonuç ne olursa olsun tekniğime bağlı kalıp hatta biraz da yükseltip bu sonucu alacağım arkadaşlar. Yetmezse yine açacağım ve yine açacağım. Sanırım başladığımız yerin üstündeyiz şu an. Devam ediyorum. Umarım kapatmıyorsunuzdur ve sonuna kadar takip ediyorsunuzdur. Yatırım tavsiyesi olmasın. Kendi yaptığım yatırım işlemlerini gösteriyorum. Riskli olduğunu söylüyorum. Şimdi gelecektir bu. Biraz aşağı gelecektir. Saniyemiz varsa bizi kurtaracaktır buradan. Derken son anda bir yukarı dönüş sergiledi. Kapattı mı? Şu an saniye göstermiyor. O bir sıkıntı oldu. Tabii normalde 3 dakikalık 4 dakikalık yatırım yapılabilir. Daha rahat sonuç verebilir ama bunu kaybetti. Devam ediyorum.
İnatla bir videonun sonuna kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abone olursanız daha çok memnun olacağım. Bakın böyle risk ediyorum gösterebilmek için vaziyet. Çünkü birer dolarla da girilebilir bu işe biliyorsunuz. Ama biraz daha izlensin, heyecan olsun diye gerçek hesabımı sizin için riske ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onun için hemen sağ alt köşede bir buton var. O butona tıklarsanız abone oluyorsunuz. Bildirim zilini de açarsanız bizimle beraber oluyorsunuz. Çünkü hafta içleri normal piyasayı yorumluyorum. Orada yatırımlarım var. Gümüş, altın, dolar, kripto para yatırımlarım da var. Bu ara onları takip ediyorum. Arkadaşlar şu an başladığımız yerin herhalde bir 400 dolar falan üstündeyiz. 11.450-460'da başladık. Bir 500 dolar falan kazanmış olduk. Videonun başına tekrar bakarsanız bu değişimi görebilirsiniz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Alkı Option'la ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Yeni yöntemler de göstereceğiz. İkili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Para kazanabilirsiniz. Para kaybedebilirsiniz de. Sorumluluk tamamen size aittir. Demo hizmeti açabilirsiniz. Gerisi sizin bileceğiniz bir iştir. 12 bin dolara çok yaklaşmış olduk. Baştan beri bir 400 dolar falan eklemiş olduk işin üstüne. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.